Bir tane bir hatun var. Yani bu çünkü çok fazla deminden beri de gelen mesajlarda var. Niye ona da atlıyorsunuz Sayın Bakanım falan diye. Bu kadıncağız Tuğçe Kazas. Bir yani diyor ki Atatürk dinsizliği getirdi diyor. Ahlaksızlığı getirdi diyor. Atatürk dinsizlik ve ahlaksızlığı getirmiş. Şimdi özellikle sosyal medyada çok fazla bununla ilgili bayağı ciddi bir şeyler var. Şimdi bu Atatürk dinsizlik ve ahlaksızlığı getirdi diyen bu şahıs, yani kadın demiyorum buna, kadınlardan yani özür dilerim, bu kadın falan değil. Bu erkek, bu insanlığını bitirmiş bir mahluk. Atatürk diyor dinsizlik ve ahlaksızlık getirdi. Kimsin sen be? Bunu diyene bak. Bak. Bunu diyen bu. Ahlaksızlık getirdi diyene bak. Bak bak. Abi bunu göstersene. Beni ne gösteriyorsun? Ha, bak. Ahlaksızlık getirmiş. Dinsizlik getirmiş. Bunu söyleyen bu. Şimdi ve 3 sefer din değiştirdi bu. Buyurun bak. Bir Yunanlıyla evlendi. Din değiştirdi. Kilisede gitti. Bunu vaftiz ettiler. İşte neyse. Bak. Bu Atatürk'e dil uzatıyor ya. Ama Yunanlı'nın kucağına oturan uzatır yani. Tabii yani zaten o püsküllü ölüp giden herif ne dedi? Keşke Yunanlılar galip kesildi. Bu herhalde oralardan, o taraftan bir şey. Yani dehşet bir şey. Bununla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi. Biliyorsunuz Abdurrahman Dilipak. Böyle zaman zaman yani enteresan çıkışları olur. Zaman zaman doğru laflar eder. Şimdi mesela bu 2-3'tür bununla ilgili yazıyor. Son yazdığı şey de AK Partililerin çoğu diyor eski FETÖ'cüdür. Yani başka yerde aramayın diyor. Ne yani siyasi ayak burada. Sayın Temel Karamoğlu yine evvelsi gün bulunamayan FETÖ'cüler hepsini gidin diyor AKP'de bulun diyor toplayın yani. Şimdi buna mukabil de AKP'nin genel başkan yardımcısı Mahir Ünal da diyor ki AKP'de artık FETÖ ile bağlantılı kimse kalmıyor. Canım benim. Yani hiç kimse kalmamış ama mesela Yüksek İstişare Kurulu üyesi değil mi şimdi Cumhurbaşkanlığı? Evet. Bülent Arış da orada. 18 bin lira da maaş alıyorlar değil mi? Bu resmi nereden hatırlıyoruz acaba? Bak, elini öpüyor. Bu teyzem kim teyzem? Bunu ekrana getirene kadar teyzem yoruldu. Bak, hürmetle elini öpüyor. 7 yıl hapse mahkum olan Melek Hanımefendi, Koza grubu. Şimdi bunları yani topladığınız vakit, şimdi sizin söylediğiniz şey %100. Bakın Mansur Yavaş sadece İstanbul'da, Ankara'da 50'nin üzerinde FETÖ bağlantılı ihaleleri tespit etti. Önümüzdeki hafta hepsini savcılığa veriyor. 50'nin üzerinde çok önemli rantlar. Mesela yine bugün gazetede vardı. Sonra ben konuştum oradaki arkadaşla. O da çok önemli bir rakam yani az buz değil ama onu direkt Melik Gökçek için 576 milyon zarara uğratmaktan belediyeyi. Melik Gökçek, direkt Melik Gökçek dosyasını bugün verdiler. Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı. Peki kardeşim ya ayak belli. FETÖ'nün siyasi ayağı ne demek ya? Ben mi dedim, hocam neredesin? Hasretle seni bekliyoruz. Ben mi dedim, ya gelin işte bilmem ne, o Bankasya'nın açılışında dedem mi vardı? Siz vardınız galiba değil mi? Genel başkan vardı, Kılıçdaroğlu vardı orada. O da yoktu. Yani Meral Hanım var. Mezardakileri şey kaldırın da oy kullansın. Şimdi yani bu kadar açık, apaçık bir şey ve
Şimdi utanmadan o saraya bağımlı olan yalaka medya hemen her şeyden CHP'ye hemen FETÖ ve gördün mü şey CHP işte filan. Bak Urla'daki belediye başkanı gördün mü hemen. Ya biz soruşturma aşamasında adama çağırıyorsun, adam avukatıyla gidiyor. Kaçmıyor adam, belediye başkanı. İfadesini veriyor, tutuklandın. Yani bir şey olsun da CHP'ye hemen ama FETÖ ile ilişki mi? CHP. PKK ilişkisi mi? Bak PKK, CHP, HDP. Ya bir, yani işte zıvanadan çıkmış. Şimdi bakın. Cumhur İttifakı'nın başındaki Sayın Devlet Bahçeli'ye söylesin önce bu lafı. Yani, kaç yaşındasın kardeşim, niye evlenmedin? Allah Allah, bize ne soruyor? Millete ne? Ona sor, niye evlenmedin? Yani bu ekonomiyle ilgili bir şey, sosyolojiyle ilgili bir şey. Ya, bir cebine... Cumhurbaşkanı, bak hocam, bir Cumhurbaşkanı bu kadar her şeye, ben Cumhurbaşkanım deyip, işte tek adam rejiminin sıkıntıları sadece siyasi kararlarda değil, her alanda. Ya tepki, yani insanların ruhunu sıkıyorsun kardeşim ya. Bana ne, ben sordum mu? Ama totaliter devlet öyledir. Yani totaliter devlette her şeye karışılır. İşte, yaşamın her türünü ama nasıl olacağına da karışılır. Bakın, Sağlık Bakanı yardımcısı hanımefendi diyor ki, biz diyor, hayat beklentisi çok olmayan hastaların diyor, çok uzun diyor yaşamaları bizim diyor şeyde yatak sıkıntısı yaratıyor. Öyle bakın. Şuraya bakın. Lafa bak, lafa. Bu kadın Sağlık Bakanı yardımcısı. Ha, bir daha okur musun sen? Şimdi söylüyor. Hayat beklentisi olmayan hastaların dahi destekle, yani çok uzun süre yaşaması yoğun bakımlarda diyor yatak sıkıntısını getiriyor. Ne yapmalıyız? Öldüreceğiz lazım abi. Bakacağız. Sözün bitti. Sen gel buraya bakayım. Yani. Kurul. Bunu geç abi öbür taraftan. Yatak açacağız abi. Ya bu kadın Sağlık Bakanı yardımcısı yapmış bunu ya. Ağzından çıkan laflara bak. Şu bakanların yan yana getirin. Bakan yardımcısı. Ya ağızdan çıkanları yan yana getirdiğiniz vakit dehşet ya. Dehşet kardeşim. Faik Bey, sen bunu gündeme getirmedin mi basın toplantısı şurada burada? Böyle bir şey duydun mu? Bugün gündeme getirmedim. Bugün gündeme getirilecek o kadar çok şey vardı ki buna fırsat kalmadı ama hakikaten bu ayıp, yazık. Yani evet. Hangi Sağlık Bakanlığı İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü sağlık kurumlara gönderdiği yazıda kıyafetlerinin edep ve inanca göre uygulanmasını istemiş. Lan ne diyorsunuz lan? İstanbul Sağlık İl Müdürü. Hop. Ya onlar ne diyor? Ne işi var sağlık? Kıyafetlerin olarak edep ve inanca göre uygulanması. Edepten anladığın ne senin be? Sende edep var mı? Edep olsa böyle bir yazı yazmazsın be. Edep var mı sende? Onu açıkla. İnanç kimin inancı? Neyin inancı? Hangi inanç? Herkesin kendi inancısı, bu yazıya ne gerek var? Ne inancı? Hangi inanç? Ya çok çok ilginç. İşte biri öyle diyor, biri böyle diyor. Ulaştırma Bakanı. Ya dehşet. Ulaştırma Bakanı'nın 3 gün önce söylediği laf var. Efendim diyor, yeni bir imparatorluk kuruyoruz. Yok ya. Ne? Ne diyorsun abi? Yeni imparatorluk kuruyor. Tomix Texas çok okudunuz zamanında herhalde, Red Kit filan, Pekospil filan. Buraların etkisinde kalmışlar arkadaşlar. Yeni imparatorluk. Ne diyorsun kardeşim sen ya? Hangi imparatorluğu kuruyorsun? Söylesene. Ya inanılmaz. Yani bakanların lafı diyorsun. Bakana bakıyorsun abi. Sıfat güzel. Bakan. Biz de bakanlık yaptık. Bakan dediğin aslında şöyle bir şey abi. Bakıyorsun uzağa doğru. Şimdi bir dakika. Benim anlamadığım şu sorun cevabını sizlerden rica ederim. Peki kardeşim, iki soru var. Hiç mi o iktidardan düşmeyeceksiniz? Hiç mi hırsızlıklarınızın, yapılan yolsuzlukların, milletin kanını emen davranışlarınız, kararlarınız? Ben ne yapayım? Bakanlar Kurulu üyesiyim, bastım imzayı. Bastın imza da o kararnamenin bedeli, eğer bilmem ne yaptığın şey 30 sene
devletin başını belaya sokacak bir mali götürürse bunun hesabını vermeyecek misiniz? Ya bizim dönemde öyle değil miydi Sayın Müsteşarım? Yani Faik Bey, şaşırıyorum bunlara ya. Rahmetli Mustafa Taşar bir misafirleri geldi. Hatırlayın lütfen. Dışarıdan 13 tane portakal sıktırmış getirdiler. Şey özel kalemi yanlışlıkla bakanlığın parasından ödemesini yaptı. Yanlışlıkla. Sonradan fark edildi, ödedi zaten ayrı. Allah rahmet eylesin. Ya bunlar geldiklerinde soruşturma kurulu kurdular ya. 13 portakal. Ya benle ilgili benim bakanlığım ki yani Çalışma Bakanlığı'nda biz çok ciddi hırsızlığın yolsuzluğun üzerine gittik. Operasyonlar. Benle ilgili 7 tane komisyon kurdular ya. Peki, yani sorum şu. Ya siz ömrünüzün sonuna kadar bakan mı olacaksınız? Bakan yardımcısı mı olacaksınız? Genel müdür mü olacaksınız? Müsteşar mı olacaksınız? Hiç mi hukukun önüne çıkmayacaksınız? Şimdi bir, bence... İki, çok affedersin. İki, lan Müslümanlığı bize bırakmıyorsunuz. Hepimiz Müslüman. Lan öbür taraf yok mu lan? Öbür taraf yok mu? Ha yok. Yok bilmiyorum. Varsa orada zaten ayvayı yediniz. O zaman ben size orada karşılayacağım. Şimdi, hoş geldiniz. Saddam yargılanıyor. Hakim söylemek istediğiniz bir şey var mı diyor. Yargılayan hakim. Saddam adil yargılanmak istiyorum. Hakim diyor ki bunlar senin çıkardığın kanunlar. Unutmayın. Sizin çıkardığınız kanunlarda yargılanacaksınız yanlış iş yapanlar. Ve öyle bir propaganda şey yapıyor ki Hitler'in Göbels'i. Yani gözünüz Hitler'in o propaganda işte bakanı olan Göbels'in şeyi var. Yalanı öyle büyük söyleyeceksiniz ki diyor. İnsanlar yani küçük yalan söylerseniz tartışılır. Öyle büyük bir yalan söyleyeceksiniz ki yani yok canım koca adam Yaşar Okuyan bu kadar da yalan söyler mi ya? Yani o düşünceden sıyıracak. Şimdi bakın 2011'de Libya'da gelişme var. Şimdi konular yine Libya'da da. Libya halkına silah doğrultmayacağız diyor beyefendi. AKP'nin genel başkanı işte o tarihte başbakan, cumhurbaşkanı falan. Demin siz de söylediniz. NATO'nun Libya'da ne işi var? Önemli. Libya kendi sorunlarını kendi çözmelidir tabii diyor. 5 gün sonra NATO içinde 3 göreve evet diyoruz diyor. Kim diyor bunu abi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında olan AKP iktidarının başı. AKP'nin genel başkanı. Ve sonra ne oluyor? Bu Haçlı Seferi'dir deniliyor. Buyurun Yeni Şafak bile yazıyor bak. Haçlı Seferi. Haçlı Seferi'nin komuta konseyinde Tayyip Erdoğan yer alıyor. Alın. İşte Haçlı dediniz sorun. Biz artık bundan sorumluluk almayız. Kim diyor onu? O tarihteki Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Sonra ne oluyor? Fransa İçişleri Bakanı Sarkozy. Hayır diyor bu Haçlı Seferi. Müslüman iktidar. Müslümanlığı kimseye bırakmıyorsunuz. Sadece sizsiniz Müslüman. Haşa biz hep gavur oldu gavur. Peki bu ne? Eş başkan olduğunu 26 defa eş başkan diye ortalığa çıktın ya. Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı. Haçlı. Şimdi siz bunları yapıyorsun bitmiyor. Amerika geliyor Irak'ı işgal ediyor. Binlerce insanı katlediyor. Binlerce Iraklı kadının ırzına geçiriyor. Her türlü mezalim bir şerifsiz yapıyor. Ve AKP'nin genel başkanı koltuğunda oturan adam kahraman Amerikan askerlerinin evlerine sağ salim dönmeleri için dua edeyim diye Amerikan gazetesine yazı yazıyor. Kahraman Amerikan askerleri caminin içine 50'den fazla Müslümanı namaz kılarken öldürdüler. Şimdi bana birisi anlatacak abi. Nasıl ayak bu? Nasıl bir Müslümanlık? Şimdi ama yalan dedim ya o kadar büyük söylenecek ki tereddüt hasıl olmayacak. Yani işte söylüyor. NATO'nun ne işi var diyor birdenbire. 3 gün sonra NATO'da 3 görevi. İşte ve Libya'yı
vuran NATO uçaklarının harekat merkezi İzmir'deki Ege Ordu Komutanlığı. Oradan onların şeyleri verip rotaları bilmem ne ve oradan kalkan komutla orada binlerce Müslümanı katlettiler. Şimdi ama adam diyorum ya, Tayyip Erdoğan AKP'nin genel başkanı enteresan. Bak mesela geçen gün diyor ki bir yerde, uzaya belki de biz de astronot vesaire göndereceğiz. Astronotu anladın da vesairesi neymiş? Garnitür mü? Ne yani, ne demek? Erdoğan biz artık hamdolsun kendi şu anda uzaya araçlarımızı gönderdik. Ve bazı ülkelerde bize şu anda üye olmaya başladılar. Astronot ve vesaire göndereceğiz. Bu yılda uçaklarımız uçuyordu, ne oldu? Ha. Şimdi sallıyor ama öyle böyle sallamıyor. Bak ne diyor zat AKP genel başkanı? Yahu diyor, Allah aşkına söyleyin. Siz hiç benim yalan söylediğimi, dün ak dediğimi, bugün kara dediğimi duydunuz mu? Ya Tayyip Erdoğan bir sefer de söylemiyor. Buyurun. Politikada en nefret ettiğim şey yalandır. Doğru. Al. Bir başka, ben bunu defalarca söylüyor. Ya Allah aşkına söyleyin. Benim yalan söylediğimi hiç duydunuz mu? Vallahi Sayın AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, vallahi yalan söylediğine çay idim ben kardeşim. Yalan söylüyorsun. Bak, Bursa'ya gidiyorsun diyorsun ki 20 baraj kazandırdık Bursa'da. Konuşuyor. Ya bir defa 20 baraj yok, çok affedersin. 16 tane baraj var toplamı. Yapılanlar da burada. Ta işte 1988'de yapılmış, 1994'te yapılmış filan filan. Ve toplamı da yanlış. 16 tane. Bunu böyle söylersen o zaman bu yalan değil mi? Yalan. Al. Gidiyor Afyon'a. Afyon'da diyor ki üniversite, bu diyor burada diyor birinciyi de biz kurduk. 1974'te kurulan bir şeyi kuruluşunu üstleniyor. Sivas'a gidiyor. Millet önünde 50 bin kişi, 30 bin kişi. Mitingde konuşuyor AKP Genel Başkanı. Bizden önce Sivas'ta üniversite var mıydı? Miting alanı da ön tarafta olan kuzular var. Ak kuzular. Yoktu. AKP Genel Başkanı diyor. Yoktu. Bizimle geldi diyor. 9 Şubat 1974'te kurulmuş üniversite be. Şimdi bana birisi verirsen AKP Genel Başkanı kendisi diyor ki hiç yalan söylediğime şahit oldunuz mu? Olduk be. Yalan söylüyorsun kardeşim ya. Allah Allah. Şimdi atıyor. 81 öncesinde, 12 Eylül öncesinde Metris cezaevinde diyor işkence gördüğümde diyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanı yapma, gözünü seveyim. O dönemleri yani girme, oralarda sen yoksun. Oralarda bu gariban kardeşim var. Yani ya 79 senesinde dediğin Metris 81 yılının sonlarında açıldı. Şimdi kızınla ilgili konuşuyor. Diyor ki 12 Eylül öncesinde diyor, o kadar yoğun diyor, giderdik sabah çıkardık, gece yarılar gelirdik. Bir gün diyor kızım diyor kapıya asmış diyor bir mektup. Baba senin yüzünü göremiyoruz. Ağlıyor televizyonda. Abi şimdi ya, pardon. Senin kızın şimdi senin kızın 83 doğumlu. 1979'da doğmadan önce yani nereden aldı da yazdı oraya bilmiyorum. Yani gidiyor Isparta'ya. Ya Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin açılışında. Isparta dedi, var mıydı üniversite? Önde şey var, ak koyunlar. Bir de ak koyunların yanında bizim ak kurtlar da var. Eskiden bozkurttu, şimdi akkurtalılar falan. Yoktu. Bazıları vardı diyor. Ne vardı be diyor. Yoktu kardeşim diyor. Ben yaptım diyor. Zonguldak'a gidiyor. Rahmetli Ecevit'in açtığı Karayelmas Üniversitesi'ne
Burada var mıydı diyor. Ya öndekiler de böyle bakıyor. Lan biriniz çıkıp desenize. Vardı lan. Ne diyorsun? AKP Genel Başkanı. Abi hep çıkıyor. Şimdi sen bunları söylüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Allah aşkına siz benim hiç yalan söylediğimi dün ak dediğime bugün kara dediğimi dur. Yapma gözünü seveyim ya. Senin söylediklerini yan yana getirirsek bu program yetmez. Ama bir şey var çok önemli. Bunların ötesinde yani sizleri teyit için söylüyorum. Dış politika diyorsunuz. Bunun yansımaları hepsi. Bakın ben size iki tane daha önce de paylaşmıştım. İki belgeden bahsedeyim. Bunlar Türkiye'nin başına nasıl büyük belalar getiriyor ve önümüzdeki süreçte daha da getirecek. Buyurun. 15 Mart 2013 İçişleri Bakanlığı resmi bir yazı yazıyor Hatay Valiliğine. O tarihteki şey de oğlunun esnaf faaliyetleriyle manav dükkanı açmış. Milyon dolarlar işte hani kasalar masasında parada. Muammer Güler. İçişleri Bakanı. Tek Muammer Güler. Ve diyor ki şimdi genel şeyde Milli İstihbarat Teşkilatımız diyor çeşitli ülkelerden gelerek bölücü örgüt PKK uzantısı PYD'ye karşı savaştırılan ağırlıkla Çeçen ve Tunuslardan bulunduğu El Nusra'ya bağlı mücahitlerin ilini sınırları içinde Suriye'ye geçişlerinde istihbarat görevlilerine gerekli desteğin sağlanarak güvenlikleri ve konunun gizliliğine riayet edilmesi önemli arz edilirdi. Dikkat edin. Suriye meşru devletine karşı biz Tunus'tan oradan buradan gelen El Nusra mücahitlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı valiye talimat veriyor. Ve bitmiyor. Bunlara diyor ne olacağını diyor MİT diyor bölge müdürü size söyleyecek. Bunların diyor karayolu ve havayoluyla ilinize gelen bu El Nusra mücahitlerinin büyük bir gizlilik içerisinde konumlarını diyor muhafaza etmelerini devlet misafirlerinde, diyanet misafirhanelerinde, bağlı kuruluşlarında bunların misafir edilmelerini, yedirilmelerini, içirilmeleri ve güvenlikli bir biçimde Suriye topraklarına geçişinin sağlanması diyor. Buyurun.